Merhaba arkadaşlar, biliyorsunuz kuaför marketime gideceğiz. Şu an yatağımdan aldı şöyle 30 lira falan param var. Harcamıştım da. Şu an saçlarım için birkaç tane şeyler alacağım. Şu an saçlarım böyle falan. Şunu biraz düzenleyeyim dışarı çıkarken. Zaten eşofmanlarla çıkıyorum. Şöyle bir bakarsanız sırf eşofman tarzı takımı çıkıyorum. Hatta şöyle koyayım. Siz bana şöyle bakın. Yani şöyle. Biraz sallamalı olacak ama. Yani ipnelik olacak ama biraz. Kötü çekimlerim için kusura bakmayın. Böyle bu tarz tarzımı düzelteyim. Önümü de kapatacağım. Hava biraz yağışlı olacak herhalde sanırsam. Kamerayı alıyorum. Arkadaşlar ön kameraya geçeceğim. Çekimlere doğru dışarı giderken dışarı çıkacağım. Vlog tarzında olacak ama kafanız yormasın, merak etmeyin. Arkadaşım sen de WhatsApp'tan bir bana yazma. Neyse, kendinize iyi bakın arkadaşlar, devam ediyorum. Şu an bu yılda devam edecek, bakalım neler alacağız, hangi tarakları kullanmayı öğreneceğiz, hangi malzemeleri alacağız, saç için neler yapacağız. Arkadaşlar biliyorsunuz bugün tıraş olmayı anlattım. Her gün birer tane video çekeceğim, her gün bir tane video atacağım, ama bunları durmadan ben bir gün içinde civarında 3-4 tane, 5 tane, 15 tane video çekeceğim. Ondan sonra gelecek olursak saç stillerini bana yazıyorsunuz. Onları hepsini bir kağıda yazıyorum. Yani fotoğraflarını da atıyorsunuz bana. Onları da benim Yasin ya Emre arkadaşım çekiliş kura üzerine onlar sıralamaya girecek. Mesela sıralama olmayacak kesinlikle. Çekiliş olacak. Şanslı kişi çıkacak yani. Hepsini teker teker seçeceğiz. Ama onları sıralamaya koyacağız. Siz de bana fan sayfasından ya da şeyden atarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Fan sayfamı adresimi biliyorsunuz. www.facebook.com/14kırmızı. Hatta videonun altında vereceğim bunu. Unutmayın arkadaşlar. Hatta reklam. Arkadaşlar videodaki reklamları bir kere tıklamanız yeterli. Sevinirim. Lütfen bir kere tıklayın arkadaşlar. Lütfen beni kırmayın. Şimdi gidelim. Saç şeylerini adamlardan izin isteyeceğim. Şu an hani hangi birisi çekim falan verir ama aşağıdaki herhalde izin verir. Kuaför marketime gideceğiz. Hadi bakalım. Gidelim ayakkabılarımızı giyip. Hadi bakalım görüşürüz. Şimdilik de şöyle biraz da kendimi düzelteyim. Şalvarlarımı falan. Tamam. Şöyle düzgün bir şekilde. Şöyle düzgün bir şekilde gidelim. Hadi bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz üzere paralarım burada masanın üzerinde ve nasıl tıraş olunur yükleniyor arkadaşlar. Şimdi de saçlarımızı şey falan yaptığımız gibi biraz düzenledim kendimi. Şimdi ayakkabılarımı giyip çıkıyorum. Bunu da bu araya koyayım dedim. Yükleniyor şu an bayağı bir uzun süre gördüğünüz gibi şu an 13'te mi ne? Evet. Hadi gidelim bakalım. Anyan Konya'na. Bakalım izin verecek mi çekimi. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bu videoları izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Durmadan çekiyorum. Şu an bak kuaföre gideceğiz. Yani kuaför derken kuaför marketime gideceğiz. Size orada neler olduğunu anlatacağım. Hangi malzemeleri kullanmalıyız. Hangi malzemeleri almalıyız. Hangilerini seçeceğiz. Onları öğreneceğiz. Hadi bakalım. Merhaba arkadaşlar. Kapıdan dışarı çıkıyorum şu an. Yani dışarı gidiyoruz kuaför marketime. O kadar uzak değil zaten. Evimin aşağı katında. Açılmadı ya, aynat etti. Şu an dışarı çıktık. Videoyu çekmeye devam edeceğim. Arkadaşlar dükkanın önüne geldik. Bir an önce açık şu an. İzin isteyeceğim. Şu an kapatıyorum. Hiçbir yerde yok. Mesela bu çok güzel bir şey. Toz açıcısı var, beyazı var, mavisi var. Tuzlu yani bunlar bizim kendi şey yaptıklarımız değil mi abi? Tabii. Bunlar hep bizim kendi ürettiklerimiz. Şu B Praxer falan hani gayet güzel. Şu zaten sprey olarak bundan alacağım abi ben zaten yani bir deneyeceğim. Saadet abi daha Serenity. İyi biliyor açılımını. Abi tanıtım yap. Şey, tanıtım yapabilir misin abi? Da, reklam veriyormuş. Kendi sitesi var. Kendi şeyim var abi. Hem dükkanı tanıtacağım hem de kendi şeylerimi vloglarımı. Kendi sistemimiz de var zaten. Tamam orada da paylaşırız isterseniz. Abi ben kendi şeyimi kanalımda paylaşıyorum. Ama bize kuaför lazım. Hareketli olduğu zaman satamayız. Tasarımcıymış abi. Abi ben birkaç tane şey alacağım. 2-3 tane fön taraklarını falan anlatacağım. Öyle devam edeceğim. Efendim? Şimdi arkadaşlar merhaba. Utu olanı. Yani Utu olandan alacağım. Bugün bunu alacağım. Spreyi değiştiriyorum. Normalde morfözeler vardı arkadaşlar. Şurada baktık. Morfözenin siyah. Hangi çeşitleri alacaksanız. Yani isteyenler morföze seçiyor ama. Zaten yıllardan beri morfoze var. Arkadaşlar bu Udra Meg olanı yani sert saçlarınız varsa bunu seçin. Ekstra son. Arkadaşlar bu düz saçlar için basit yapılan tarz. Beyaz daha bir doğal yani normal stonk yani hafif olanı.
daha çok bunu tavsiye ediyorlar ama mor olanı hiç kullanmadım. Mega çok sert olduğunu söylüyorlar. Yani çok sert saçları olan kişiler kullanıyor. Şu an ben Serenity'yi kullanacağım. Yani ilk defa deneyeceğim aslında. Ondan sonra gelelim Vax'a arkadaşlar. Vax'lara bakarsak. Yani arkadaşlar ben milyonlarca Morphe'yi, herkes Morphe'yi tavsiye ediyor mu? Ben Morphe'yi tavsiye etmiyorum. Sevmiyorum yani. Şurada daha iyi Vax'lar var. Yani şu menler falan daha bir hoşuma gidiyor benim. Yani menleri tavsiye ederim sizlere. Gelecek olursak Serenity deneyeceğim. Fön taraklarını anlatacaktım size, birkaç gün önceden söylemiştim. Gelelim. Arkadaşlar yapamken bunlar saça yapışan taraklar. Saça direkt yapışıyor, hatta şunlar var. Bunları tavsiye ediyorum ama bunlardan hiç almadım, kullanmadım. Bundan alacağım bir tane. Yani deneyeceğim. Şu da var mesela. Şundan alacağım hatta. İnce taraklar olarak şunlar var. Yani tarakları siz seçersiniz. Ben daha çok ince şey olanı, araları sık olanlardan alıyorum. Çok sık olanlar hatta. Boya tarakları deniyor onlara. Şurada işte hatta boya tarakları. Ben bunları tavsiye ediyorum. Yani çünkü numaralandırmaları falan var onların. Ona göre değişiyor. Ben bundan alacağım. Bir de onlardan alacağım ya da şunlardan alacağım. Şu an dükkanı tanıtıyorum. Kuaför marketim arkadaşlar. Adresini zaten videoda yazacağım. Başka da bir şey yok. Spreylerden alacağım. Bir de birkaç tane şeyim var biliyorsunuz. Onları alacağım. Başka da bir şeyim yok. Evet. Bugünlük buraya kadar, kapatıyorum şu an videoyu. Merhaba arkadaşlar. Gittim aldım. Toplam bunlar 17 lira tuttu. Şu 7,5 lira. Bu arkadaşlar hiç satılmıyormuş. Abi bana dedi ki normalde biz zaten bu işten para kazanmıyoruz kardeşim dedi. Kuaförler zaten bunu yapıyorlarmış orada. Onlar prakendecilik yapıyor zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Bunu dediler ki hiç kimse kullanma dedi. Bu saç, bakın arkadaşlar, saç şekillendirici pudraymış. Bir deneyeceğim bunu. Arkadaşlar bunu da hiç denemedim. Serenity'yi gerçekten hiç denemedim. Bu denenmemiş ürünleri aldım. Fırça almadım arkadaşlar. Fırça, aynı taraklarım falan var. Fön taraklarım da. Onlar erimeden şey yapamam. Abi de zaten dedi ki yani bu fön taraklarını bize geliyorlar. Hatta diyorlar işte 2 gün sonra eridi falan. Arkadaşlar tabii ki de hani bu ürünlerin hepsi test ediliyor ama yani erimeyecek diye bir şey yok. Şu an elim titredi ya. Erimeyecek diye bir şey yok. Nefes nefese kaldım ya. Kamerayı tutamadım. Erimeyecek diye bir şey yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle Serenity. Ben Ultrasını aldım. Ultrasong. Yani daha sert olsun diye. Aslında Ultra'yı tavsiye etmiyorum. Eğer ben gibi yapabiliyorsanız, saçlarınız çok iyi kullanabiliyorsanız, hani saç şekillendirmeyi güzel yapabiliyorsanız kesinlikle Ultra'yı tavsiye edin derim. Hani Ultra'yı alın derim. Bunu ilk defa deneyeceğim. Gerçekten 10 lira verdim ama umarım tavsiye olur. Abiyle fazla şey yapmadık zaten. Vax'ları falan da size anlatmadım. Ayrı bir gün anlatacağım. Çünkü hani çok fazla bir şey almadım. Sadece eksik olanları aldım. Bir pudra alacaktım. Bir de pudra almadım. Bunu deneyeceğim. Bir de sprey aldım. Başka da bir şey denemedim zaten. Çekime devam ediyorum. Gayet güzel bir yerde. Adam bana dertlerini anlattı. Ve neler olduklarını anlattı. Ne işe yarıyor, ne şey oluyor falan. Ben de zaten bazen bilmiyorum arkadaşlar. O kadar usta değilim dediğim gibi size. Bunları deneyeceğim. Güzelse size tavsiye edeceğim. Arkadaşlar bu ürün hiç denenmemiş. Yani hatta alındığı gibi adam geri yollamış. Bunu hani kimse almamış. Pudra bu arkadaşlar. Saç şekillendirici pudra. Ben size bunu diyordum. Ve bakın gerçekten bunu buldum. Yani bu gördüğünüz gibi çok işe yarayacak bir şey. Bunu işte kimse kullanmamış, hatta geri gitmiş. Keşke kullansaymışlar da gitmezmiş. Yani düzgün kullanmayı bakalım bu nasıl bir şey olacak. Bunu deneyeceğiz yarın. Yarın kimin saç stilini yapsam, kimin saç stilini yapsam. Yarın onu ben kafamda planlatırım. Bir tanesinin fotoğrafına bakıp herhalde ünlü bir yüzün bir şeyini yaparım. Dükkanı gezdik arkadaşlar. Spreyleri anlattım. Daha da size ben bir sürü şeyleri anlatacağım. Şu an hani az bir şey çektik. Durmadan hani hepsini birden çekip anlatsaydım çok uzun bir video olurdu. O yüzden kısa bir video yapmaya çalıştım. Umarım anlamışsınızdır. Başka da bir şey yok. Adamların dediği bu Serenity kendi ürünümüz oluyormuş. Kendi ürünleriymiş.
tavsiye ediyorlar. Bakalım deneyeceğim, nasıl bir şey olacağını göstereceğim. Yani bir de şöyle şundan dert yakınıyorlar daha çok hani insanlar. Ben bunu denedim ama hiç olmadı, hiç tutmuyor falan diyorlarmış. Arkadaşlar fön tarakları alıyorlar. Fön taraklarını ertesi gün yakıp geri yolluyorlar. Hani böyle eriyor. Fön tarakları bile eriyor yani. Test edilmiş şeyler bile eriyor. 2 gün sonra, 3 gün sonra gidiyor. Ve yani yanıyor, oluyor, bitiyor, gidiyor yani. Bunlara pek takmayın diyorum. Özellikle hani kullanmak çok önemlidir arkadaşlar. Saç yapacaksanız bu işleri öğrenmeniz gerekli. Yani denemeniz, durmadan şey yapmanız gerekli. Başka da bir şey yok. Bunun burası yırtık gibiymiş de değilmiş, paketiymiş. Bugünlük bu kadar, yeter arkadaşlar. Yarın saç şeylerini deneyeceğiz. Yani yarın bir saç modeli yapacağım. Kimin saç modelini yapacağını tam bilmiyorum ama bakarım. Ya Çağatay Ulusoy'unkini yapacağım ya da başka birisininkini yaparım. Tam olarak bilmiyorum, emin değilim ya da başka bir şey yaparım. 2016'nın yeni videoları durmadan devam ediyor. Her gün birer video çekeceğim arkadaşlar. Bunu da size söylüyorum. Her gün birer tane video çekeceğim. Sadece bir tane atacağım günde. Yani saçlarınızı yüksek derecede hacim katmak istiyorsanız diyor. Bakın arkadaşlar, üzerine de yazmışlar. Yani demek ki Allah Allah, benim niye bu elim titriyor ya? Kolum yoruldu ya da kansızlaştım iyice, bilmiyorum ama neyse. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bugünlük de videomun sonuna geldim. Başka istediğiniz bir şey varsa yorumlardan anlatabilirsiniz. Saç tasarım uzmanıyım ben arkadaşlar. Uzman oldum artık. Yani herkes öyle saç tasarım uzmanısın kanka diyor. Onun hakkında ben ne yapıyorum, ne ediyorum, onun hakkında konuşmalarımız olacak arkadaşlarla, bir konuşmalarımız olacak, toplanacağız bir ara. Bugünlük de böyle güzel bir video olur umarım. Yani güzel bir video çekmişimdir sizin için, yararlı bir video çekmişimdir diye düşünüyorum. Bu ürün kullanılmıyormuş hiç. Eğer kullanırsa getirttireceğim abiye, söyleyeceğim, hatta herkes kullanmaya başlasın diyeceğim. Eğer kötüyse de kesinlikle kullanmayın, atın bunu çöpe diyeceğim. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Serenity ilk defa deneyeceğim. Eğer bu da işe yarıyorsa gerçekten güzel şeyler çıkacak. Zaten durmadan wax'ım vardı arkadaşlar. Wax'ı anlatmadım size. Çünkü wax'ım daha benim bitmedi. 3 senelik bir wax'ım var. Wax'ı sadece kısa bir özet olarak geçtim size orada dükkanda. Taraklara gelecek olursak, hani ben size orada yuvarlak bir kocaman tarağı gösterdiydim. O tarak işte saça yapışan tarak deniliyor. Zayn de filan, hani Zayn'in eski saç modellerini o tarakla yapabilirsiniz. Bugünlük de bu kadar, yeter arkadaşlar. Gitarımla beraber biraz gitar çalacağım. Bugünlük de bu videoyu bitireceğim. Bir de abur cubur aldım geri kalan paramla. Bunların hepsi 17 lira tuttu. Arkadaşlar şu ikisi 17,5 lira tuttu. Bugünlük de bu kadar, yeter. Kendinize iyi bakın. Yine çenem düştü benim ya. Allah'ım ya Rabbim. Neyse, kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. İyi günler.